Hoş geldiniz 3. vloguma canlarım. Şimdi bir takım değişiklikler yaptım. Ben bayağıdır buradayım. Gelirken şoka uğradım. Bozuk paraları tümledim. Kendime bir maden suyu aldım, litrelik. Onu da annemin dolabına götürdüm, koydum. Selim'in sultanı bugün piliçleri gelmiş, tavuk göğsü falan. Onları işte ayıklamış, kanat, pirzola, tavuk göğsü. Şimdi o onunla uğraşıyor. Kardeşimle biraz oturduk. Kardeşimin bebişleri Bursa'da. Ne kadar oldu? Bir hafta olmadı daha gideli. 5 gün falan olmuştur. En son bizi görmeye geldikleri gününden bir gün sonra herhalde yola çıktılar. Öpüyorum bu arada. Bursa'dan kimler izliyorsa sevgiler, selamlar. Minnoşların keyfi yerindeymiş. Anneannesinin evine misafirliğe ilk defa prensesimiz gitti bu yıl. Doğduğundan beri diyelim. Dün akşam mı? Ondan önceki akşam görüntülü konuşuyorlardı. Ben de gördüm onları. Keyifleri yerinde maşallah, ama iyi olsunlar da. Kardeşim de öyle işte, çocuklarını özlüyor ama biraz daha kalsınlar abla, burası çok sıcak diyor. Biraz onunla sohbet ettik, sonra geldim. Şimdi dükkanda son dokunuşlar ne yapsam diye düşünüyorum. Gene durdum durdum duramadım ama ne yaptım onları da size gösterebilirim. Dışarıdan başlayayım. Dışarıdaki şu gömleklerden çıkardım dışarıya. Şeylerim karışmıştı, şortlarım karışmıştı. Müşteri haliyle böyle şortları kurcalarken falan onu elbiselerim koyuyor. Elbiseleri şortların yerine koyuyor falan. Karışıyor. Biraz önce aşağıda kavga vardı. Tam servislerin, otel personellerin 8-4 çıkış saati ve karşı otelin servislerin durduğu yerde elemanlar kavga ediyorlardı. Neyse, Yusuf falan herkes git derim, aman hiç bulaşmayın. Barışırlar elbet bir şekilde. Akıl başında bir adam da vallahi gençlere göre yaşça olgun bir adam da araya girdi. Toparladı da. Kavgadan çok korkarım. Hiç de sevmem bu arada. Yusuf'un havlularını astım. Yusuf'un içeride maskeden kalan fırçaları falan vardı. Onları yıkadım. Ondan sonra bardaklarımız vardı. Fincanlar. Onları toparladım. Onları yıkadım. Lavabosunu yıkadım. Başka ne yaptım? Masasının tozunu aldım. Şimdi müşteriler geldi. Ben dışarıya çıktım. Bunları tabii müşteri yokken yaptım da. Bunu giydim bugün üstüme. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız bu sanki birazcık böyle boyu artık çekmeye başladı. 3-4 yıkamadan sonra. Ya bana mı öyle geliyor yoksa? Hep mi öyleydi acaba? Baksanıza. Hep öyle miydi yoksa? Beden iyi, omuzlar iyi. Boydan mı çekti? Bana mı öyle geliyor? Ben sanki biraz daha uzun mu hatırlıyorum? Şöyle şuradan göstersem daha iyi anlayacaksınız. Yok mu? Neyse. İşte dışarıdaki standlarımı düzenledim. Oraya birazcık ürün ekledim. 10 dolarlık ürünler vardı ya. Onları içeriye aldım. Çünkü 10 dolarlık ürünler birazcık diğer indirimde olanlara göre daha pahalı ürünler oluyor. Takımlarım falan vardı. Onları buraya aldım. Şunlar mesela. Bunları ben mesela izleyicilerime 200 liradan gönderdim, bu takımları. Fitilli kumaş takımlarını. Burada ben en 10 dolardan aşağı satmıyorum. Yani 330 TL falan yapıyor. Zaten pek fazla da kalmadı. Yeşilleri bitti zaten. 5 takım kaldı. Bunlardan 3'erli 3'erli almıştım. 12 tane falan almıştım. Hem izleyicilerime gönderdim, hem burada sattıklarım da oldu. Ondan sonra şunlar geçen hafta, bu hafta değil ondan önceki hafta 10 dolarlık reyonlardaki askıdaydı, dışarıdaydı. Onları da içeriye almıştım. Yine dediğim gibi böyle renkleri falan soluyor. Canlı renkli pantolonlarım var diye. Bunları aldım. Bir de hani değişiklik olsun diye oraya da başka şeyler astım. Ondan sonra etiketi de içeri alınca, o ürünleri de içeri alınca, işte mesela hangi takımlar vardı onun dışında, şu turuncu takımlarım vardı. Bir izleyicim demiş ki Nigar'cığım renk farkı var. Doğru, ben de fark ettim. Bakın mesela şununla o renk farkı, ama bu kesinlikle bendeyken olan bir durum değil. Ben şöyle anladım ki bunu aldığım yerdeki dükkanda ya işte standta bekletilmiş ya işte güneş gören bir yerde. Çünkü ben bu konuda çok çok hassasım. Siz de bunun farkındasınızdır. Dışarıda ürünleri sürekli değiştirmeye çalışıyorum. Güneşli havalarda hiç çıkarttırmıyorum. Yusuf'a kendine çıkarmıyorum. Ki kesinlikle renkli solma yapmasın. O konuda ben hassasım gerçekten. Gene şimdi dışarıdaki komşulardan örnek vereceğim belki, ama dışarıdaki komşular dışarıya bir kere askıyı asıyorlar. Bütün yaz o tişörtler satılana kadar, ta sezon sonuna kadar satıldı satıldı satılmadı hep askılarda ve acayip renkleri kötü. Kolları yanmış, şuraları falan yanmış. Dün hatta Cavit abinin tişörtlerine dikkat ettim de şöyle geçerken, gerçekten öyle bir durum var. Ben de öyle bir şey yok. Sürekli tişörtleri değiştiriyorum. Tişörtler satıldıkça şey yapıyorum. İçeriden dışarıya yeni tişört çıkarıyorum, asıyorum. Yani bu turuncu takımın renginin farklı olması bende
kaynaklı bir durum değil. O komple zaten şey renkli. İkisinin tonları farklı. Şu biraz daha koyu, arkadaki daha açık. Neyse, işte bunu da önlemek amaçlı dediğim gibi yine bugün bir değiş tokuşu yaptım. Ama sizi şarjı takmıştım, yüklemeye açtım. Ondan dolayı size sizinle beraber bu işi yapmadık. Şu takımlar dışarıdaydı. Bunları da içeriye aldım. Bunların pembesini sattım. Bunlardan başka hangi renk vardı? Cırtlak turuncusu vardı mesela, şunlardan vardı. Şundan vardı. Ondan sonra yeşilimsi böyle ikili renkli karışık kahverengimsi vardı. O takımları sattım geldiğinden beri. Ve sadece bu renklerim kaldı takım olarak. Böyle açık kavun içi ve bir tane yeşilim kaldı. O da baksanıza şu ikisinde de renk farkı var. Ama bunu ben zaten alırken şey yapmıştım. Söylemiştim. Ona, o da onun için bana ayrı bir indirim yapmıştı. Dedim ki bak bunun renk farkı var dedim. O da dedi ki abla ya istersen ayrı ayrı sat ya da öyle kabul edene sen de indirim yap, ben sana indirimle vereceğim dedi. Ona indirim yapmıştı. Onu da hatırlıyorum çünkü biliyorum Bucak'tan aldığımız ürünlerdi bunlar. Öyle birazcık şuralara ekleme yaptım. Şu uzun olanları uzun kısmı aldım ki uzun kısa kalmasın. Buraya asmışken komple fitri kumaşlı elbise astım oraya mesela. Şu canlı renklerden astım. Şu elbiseyi çok beğeniyorum. Bunun bir yeşillisi şeyli mavilisi vardı, onu sattım geçen hafta. Gene böyle bir yarım kol kesim bir kumaş elbiseydi. Onu sattım. Bu böyle ikiz gibi gelmişti. Biri farklı renkti, biri farklı renkti ama model birbirine çok benziyordu. Onu sattım. Geçen hafta bile değil, birkaç gün önce. Mankenleri şöyle bir bakın dedim, değiştireyim mi? Üzerleri gayet güzel. Bence canlı renkler, bunlar da kalabilir. Yani sürekli mankenlerin üzerine oynamayla bir şeye gerek yok ama önemli olan dışarıdaki tozdan ve güneşten korumak. Temizliğe baktım şöyle. Dedim ki yok, dip köşede bir sorun yok. Şöyle şeye girdim. Soyunma kabinine girdim. Şöyle bir dip köşe baktım. Yok burada da öyle aman aman dağınık. Çok kirli olan, lekeli olan bir yer yok. Çünkü dün değil ondan önce gün yerleri silmiştim. Aynaları dün bu aynaları sildim. Camlarımı, aynalarımı sildim. Bu vitrinin şeyin soyunma kabininin aynasını silmedim. Ay şurası hala gözüme çok kalabalık geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Ha bu arada çöplerimi boşalttım. Ondan sonra başka ne yaptım? Rüyamda biliyor musunuz? Şu çuvalların hepsini çıkarıp toplu satmıştım. Yemin ediyorum. Hayrolsun. Bu geceki rüyamda öyle bir şey gördüm. Dedim ki oh, hatta rüyamda böyle konuşuyorum kendi kendime. Ay gözüme çok batıyordu o çuvallar. Allah'ım sana şükürler olsun diyorum. O çuvallardaki malları da satmayı nasip ettim falan diye. Toplu satmıştım birine kışlık kıyafetleri, hatta alan adam da çok sevinmişti. Ay tam aradığım tarzlar elbiselermiş falan, incili mincili böyle benim boğazlı kazaklarım falan var ya onun içinde. Öyle bir şey yaşadım, bakalım hayır olsun da inşallah darısı satmanın başına olsun. Ben ne düşündüm biliyor musunuz bugün gelmeden önce? Dedim ki kendi kendime Nigo şu kotlara da bir çare düşünsen, hani sabah güneşi üzerine geliyor, evet biz onları iki kat örtüyoruz, korumaya çalışıyorum ama ne kadar olmasa da şimdi kot satılmıyor. Kot şort satıyorum ve şuradaki renkli olan su tutmayan deniz şortlarından satıyorum bayan olarak. Ama kot satılmıyor ve diyorum ki bu kotların hepsini, şu raf zaten boşaldı sayılır. O rafa, şuradaki ikili rafa, şurada boşluk var, oralara dağıtsam mı? Ya da şunları şuraya kaydırıp komple şu iki rafı kot mu yapsam? Ve o dışarıdaki ayaklı tekerlekli olan rafı da geri dükkan sahibine mi versem? Ama dükkan sahibine vereceğim de o da nereye koyacak? Şu karşıdaki dükkanların önüne bir yere koydursam nasıl olur? Ya da deposu falan varsa. Çünkü o kotlar güneşte mahvoluyor, üzülüyorum. Evet çok artık kuvvetli güneşler kalmadı. En sıcak ay herhalde Temmuz'du. Ağustos gene belki bir tık 10-15 gün böyle gider ama daha Ağustos'a girmedik bu arada. Ama serinlik de vardı. Sabah mesela bir rüzgar esti. Müthişti hava. Çok güzeldi. Akşamları çok daha serin oluyor. Daha iyi oluyor falan. Öyle bir planım var. Şimdi Abdullah abi bir gelsin. Abdullah abi yok burada. Dükkan sahibim. Onunla bir görüşeceğim. Diyeceğim ki abi benim böyle bir planım var. Bu rafı koyabilecek bir yerimiz var mı? Eğer yoksa da ben şu boş olan dükkanların önüne koysam olur mu? Çünkü burası komple aile pasajı olduğu için akrabalarının yeri. Hani kendi dükkanın önü olmasa bile akrabalarının dükkanına, boş dükkanına koyulsa da bir şey denmez herhalde diye düşünüyorum. Onu önce bir görüşeceğim. Olur derse bu kotların hepsini dediğim gibi şu raflara içeriye alacağım. Bu kot rafını dışarıdan içeriye taşımak istiyorum. Bunların satışını ne zaman yapacağız? Allah'ın izniyle havalar birazcık ısınsın. Havalar biraz serinlesin. Şöyle bir kışa doğru
yaklaşalım. Ondan sonra o kotları, çok güzel bir fikrim var onlarla ilgili. Onları da yine böyle bir indirim reyonu yapacağım. Size de bolca kot resim çeker gönderirim. Kotlarda zaten bedenler belli. Yani öyle. Bugün daha Instagram'a bir şey yüklemedim ama ne çekeyim diye düşündüm. Şurada elbise seçtim. Şu iki tane elbiseyi. Bunları mankene giydirsem, askıda pek gözükmüyor. Şununla şunu mankene giydirip çeksem, bunları koysam rengarenk bile, böyle farkındaysanız Instagram'dan takip edenler için, etmeyenler için hemen şuraya yazıyorum. Yans Butik Instagram adresimiz. Linkini unutmazsam açıklamaya koyarım. Unutursam da Yans Butik diye girerseniz yans.butik, yani ortasında bir nokta var. Öyle daha hızlı bulursunuz. Orada fark edersiniz ki profillerde genelde hep canlı canlı renkleri, elbiseleri paylaşmaya çalışıyorum ki böyle profilimizde içeri ilk açıldığı zaman renkli bir şeyler görünsün. Zaten dışarıdan da yeterince renkli bir dükkana sahibim. İçim neyse böyle her şeyde çevreme de yansıtmaya çalışıyorum. Rengarenk, böyle renkli şeyleri seviyorum. Koyu renk sevmiyorum. Hatta bunu böyle çevirdim. Şunda da bir değişiklik var, fark etmişsinizdir. Buradaki gömlekleri dışarıya, beyaz olan uzun kollu yazlık gömlekleri dışarıya bıraktım. Burada genelde artık böyle tekleme mallar, uygun olan mallar kaldı. Onlar da böyle koyuydu. Dedim ki dur önlerine şöyle açık renk asayım ki içeriden, dışarıdan içeriye girildiği zaman hemen karşıya beyaz vursun, koyu koyu durmasın, içeriği boğmasın diye. Aslında bu raf komple buradan kalksa böyle dükkanın bütün her tarafı gözükecek ama öbür türlü benim dinlenme alanım kapanmış, açılmış olacak ve ben biraz da istemiyorum ki açık kalsın burası bu kadar. Kitabımı okuyorum, dinleniyorum, montaj yapıyorum, bir şeyler içiyorum, iyi oluyor. Şimdi bir şeyler okuyorum demişken kitabıma geri oturacağım. 119. sayfadayım. Namazın vaciplerindeyim. Daha var tabi. Daha bitiririm herhalde bir 3-4 güne bunu. Bitirdikten sonra da artık pazartesi kütüphane kapalı ama kütüphaneden kitap almak istiyorum okumak için. Çünkü gündüzleri vaktim oluyor. Yani şimdi böyle mesela size video çekmediğim zamanlarda sürekli yoğun olmuyorum. Oturuyorum, genelde kitap okuyorum. Vaktim var ve kendime kitap okumak için bir vakit bulabilmek durumu beni çok mutlu ediyor. Şöyle çevireyim, göz göze bir konuşalım. Kaşlarımı doldurdum bu arada ve buraya geldiğimde pudra sürdüm. Cildim çünkü bayağı yüzüm yanmış. Malum buranın sıcaklarına bir şey dayanmaz. Yani şapka takmaya çalışsanız bile koruyamıyorsunuz. Bu güneş müthiş sizi şey yapıyor. Alt ediyor, öyle söyleyeyim. Evet, yani kendim için kitap okuma vakti ayırabilmek beni mutlu ediyor. Seviniyorum. Şimdi şunda şarj var mı bilmiyorum. Yoksa bunu biraz şarja dolduracağım. Bu aynaların bu şekilde bir yere dayalı olarak durması beni rahatsız ediyor. Ama hiç yoktan iyidir. Çünkü aynasız da çok boş ve kötü duruyor. Öyle söyleyeyim. Zaten dediğim gibi karşıdan müşteri soyunma kabininden çıktığı zaman buraya bakıyor direkt. Burası boşta ya, görünüyor yani. Şu elbise de beğendiğim elbiseler arasında. Çok tatlı bir elbise. Ben bunu denedim ama bana küçük geldi. Small beden. Ama sanki böyle geniş bir kesimi vardı diye denedim. Şu baştakinden bahsediyorum. Şuralarında böyle kollarında ve yakasında fileler var. O da çok beğendi bu elbise. Gözümden de, gözüme ilişmişken de dipnot geçtim. Haydiyim bakalım. Sizi birazcık şarja takıyoruz. Daha iyice doldurayım. Kitabımı okumaya geçiyorum. Selim'e Sultan zaten dediğim gibi meşgul. Sonra onunla belki bir çay ya da kahve saati yaparız. Sana birazcık mola. Hatta durduralım. Bu şarkı güzel çünkü hoşuma gidiyor. Sesini kıstığım zaman playlist devam ediyor. Şarkı geçiyor. Neyse. İki kot şort, bir tişört daha sattım. Ve şortlarım iyice azaldı. Size bugün bir şeyden bahsettim ya. Kotlar güneşte yanıyor falan filan diye. Şortlarım da az kaldığı için onları zaten sergileyecek bir yer bulurum. Benim her şeyi anlayışla karşılayan, Allah bin kere razı olsun, dükkan sahibimle konuştum. Dedim ki abi böyle böyle bir şey yapacağım. O rafı nereye kaldırabilirim? Dedi ki götür oraya koy. Lazım olduğu zaman geri alırsın. Sağ olsun, var olsun. Çünkü sezonun başında bir getirdim, sonra geri götürdüm, sonra tekrar istedim falan böyle. Hatta şurada beyaz bir tane masa vardı, krem renk, hatırlıyorsunuz. Onu da mesela çıkardım, sonra geri istedim. Şimdi geri çıkardım, başka kiracıya işte Fiko abiye verdim. Her şeyi anlayışla karşılıyor, sağ olsun, hiçbir şey hayır demiyor.
Çünkü durumu anlattım, yani bunda da hayır diyecek bir şey yok, ama şey de diyebilirdi, ya sen de bir rafta karar veremiyorsun, bir daha da o zaman alma diye de bilirdi içinden, ama demedi, dedi ne zaman lazım olsa gene alırsın. Dedim sonbaharda, dedim biraz havalar serinlediği zaman yine sergilemek için oradan alırım, şeye koy dedi. Hediyelik dükkanının yanında boş dükkanlar var ya, annemin hemen restorantının karşısı. Şimdi annem bundan hiç hoşlanmayacak, çünkü annem müşterilerin oturduğu yemek alanının karşısının boş olmasını istiyor. Ama benim bu durumda yapabileceğim bir şey yok. Boş dükkanın önüne çekeceğim. Benim o kotları içeriye almam lazım. Şimdi sizinle ne yapacağız? Sizinle raf boşaltacağız. O kotlar birazcık ağır. Az buz kot da yok ha. Şaka maka bir yana. Şimdi orada 50 tane olsa 50, 100, 150'ye yakın kot var. Şu şekilde 2, 4, 6, 60 buraya sığdırsam 6, 12, şu iki rafa dağıtsam yetecek mi? 150 tanesini ortalama. Bir şekil çizeceğiz, bir şekil halledeceğiz. Şu kızlarımı gördünüz mü? Etek ve body kombini yaptım. Buradaki sarı elbiseli kızı da vitrine koydum. O çok tatlı bir elbise, çünkü şu önden de böyle çaprazlama kemeri var. Şunun üzerindeki gömleği de sattım. Onu hatta bugün Instagram'a koymuştum ve bazen gerçekten böyle sergilemek için ya da elime atmak için raf değiştirdiğim ürünler satılıyor. Demek ki bir tılsım gibi bir şey. Neyse, maşallah diyelim. Bu kız da çıplak kalınca tabii ki üzerine şey giydirdim. Böyle body, hatta gömlek şey kumaşında. Bu etekler hafif biraz kışlık. Bak şöyle anlayacaksınız kumaşından. Kalın ama böyle işlemeleri pembe olunca bence uyumlu oldu. Hatta sonradan bütün bakınca da mesela şuradaki mavilikler, pembe, morluklar onunla uyumlu oldu. Buradaki pembelikler de bu tarafla uyumlu oldu. Ben bu işi biliyorum. Aslında onu kasıtlı yapmadım. Sonradan fark ettim uyumlu olduğunu bu arada. Neyse, akşam yemeğine birazdan artık geçecekler. 10 dakika var, 12 dakika var akşam yemeğine. Otellerdeki akşam yemeğine. Saat 7 gibi başlıyor. O esnada ben güzelce bu zamanı değerlendirip hemencecik bu taşıma işlerini halledeyim. Birazcık yoracak beni aslında. Biri bana yardım etse çok iyi olurdu, ama Yusuf'un da müşterisi var. Kardeşimin de masası var. Masada yani yemek yiyenler var. Bu tişörtler zaten her gün. Dün mesela 9 tane sattım. 9 tane oradan şey yaptım. Takviye yapıp azalttım. Azalıyor. Bugün bunlar da satılsa, satılmasa bile yarına giden hiç sorun değil. Şöyle koyayım buraya ben. Saklıyorum şöyle eteğin altına kızım. Diğeri. Orayı tamamen boşalttım. Oradaki şort eteklerim var. Bu şort etekleri niye bu kadar fazla almışım bilmiyorum. Bir hevese kapılmışım. Bunların diğer renklerinden olanları, yeşilli böyle kumaşları daha farklı olanların hepsini bitirdim. Bucaktan aldığım mallardandı bunlar, ama bunlardan da bir iki sattım galiba, ama fazla değil, iki tane maksimum satmışımdır. Bunları da şu taytların olduğu yere sıkıştıralım. Evet, orası hemen bir tozunu alalım. Ve oraya kotları taşımaya başlayalım. Biraz sağlam bir cam taşır diye düşünüyorum kotları. Şurada çıkınca çıkıyor, alttan bir böyle bir şey. Hiçbir şey yok. Böyle mi koysam, yönü böyle mi olsa? Böyle yön daha iyi. Bakın çıktı. Gördünüz değil mi? Camı kaydı. Allah'tan ki altta şey vardı, yoksa tuz babı da olurdu. Bunu çok oynatmadan şöyle. Tamam, sağlamlaştırdık. Yönleri böyle olsun. Böyle daha güzel duruyor bence. Şu şekilde. Bunları sonradan bir elden geçeriz. Önemli olan şimdi içeriye taşımak. Şöyle.
Sezon başında Nisan ayı gibi falan, Nisan'da, Mayıs'ta da hatta kot sattığım oldu. O zaman biraz havalar bir tık daha serindi. O zaman tatile gelenler gittiği zaman hemen giymek için alıyorlardı. Ama şimdi iyice ısındı ve kot satışım durdu. O zaman elemanları falan da çok satmıştım bu kotlardan. Baksanıza hiç tozlanmış bile, yazık. Aynen. Böyle girişte hem de daha hoş durur bence eski haline göre. Benim kotları içeri alıyorum. Ya senin müşterin vardı. Sen ne ara geldin de? Sen ne ara geldin de patronluk yapmaya yetiştirdin? Tamam, hadi git aşkım. Kola da gel bize, çiçeğim benim. Kola değil, şey al. Fanta. Patronum geldi, yetişti. Adam değil gerçekten. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Patron bildiğin ya. Tam boşaltmaya başladım. Koştura koştura geldi. Bunları dedi standla satamazsın. Şurası zaten boş duruyor. Bunu al buraya koy dedi. Öyle yaptı. Zorla sokturdu bunu bana. Neyse. En azından güneşten içeriye almış olduk. Olur da sonradan hoşuma gitmezse yine buraya bir ayar çekerim. Çıkarırım yani. Çok zor bir şey değil. Boşaltırım. Çekerim tekerlekli ya. Bugün hadi gönlü olsun, böyle olsun. Böyle kalsın, kızıyor. Sen böyle yapıyorsun, malları saklıyorsun. Patronum nereden geldi gördü, yetişti vallahi billahi. Söyleyin bakalım nasıl oldu? Şuraya da şeyleri, o elbiseyi birleştirdim. Dışarıdaki kot şortların hepsini buraya aldım. Böyle girişte örnek modeller olsun diye oraya da bir tane daha stand çubuğundan taktım. Girişte kotların karşısında. Buraya komple şort ve kapri yaptım. Şunlar erkek kaprileri. Geri kalanın hepsi şort. Yukarıda zaten kot şortlarım şu kadar kaldı. Bunlar siyahlar. Bunlar kot rengi olanlar. Diğer kalanların da hepsi şort zaten. Bunlar Antalya'dan aldığımız deniz şortları. Şuradaki şortları, kaprilerin hepsini boşaltıp buraya aldım. Hepsinin bir yerde birleşmesi mantıklı oldu bence. Oradaki alt katlardaki iki tane kotlar da bir katı buraya, bir katı buraya. Açık renkli pantolonlar da şuraya. Hatta şu kremi alalım, oraya koyalım. Rengi daha uygun. Bazılarında tabii ki güneş yanığı oluşmaya başlamış. İyi ki de aldım. İyi ki de böyle bir karar verdim. Şimdilik böyle idare edeceğiz. İlerleyen zamanda canım sıkılır. Sıkılırsam bunlardan kaldırırım. Şöyle ki. Bunları bir yer açarım ya da birazcık hafiflettikten sonra standı dışarıya da böyle dağıttım işte şeyleri. Büyük ahtapotumu ortaya koydum, geri kalanların hepsini etrafına dağıttım. Evet, müşterimizi bekliyoruz artık. Kızlar, ev cihazımıza geldik. 11'e çeyrek var, 10.30 gibi kapattık. Zaten çok sakinleşti o saatte artık. Dükkan sahibimiz falan da kapattı. Annemler oradaydı ama çünkü elemanlar yemek istediği için belli bir saatten sonra. Şimdi yarına 3 tane yumurtamız var. Yarın pazar ve yarın pazar kahvaltısını beraber yaparız diye düşünüyorum Aras'la falan. Aras şimdi uyuyor. Gece lambasını çalıştırdım. Bu sabah biraz erken uyandı, o yüzden boşver uyusun. Kalan örüğümüz bu. Çorbayı çıkardım, biraz ısıtacağım. Şunu ağzıma atayım. Annem ekmek yapmış. Bana da verdi böyle. Onun için dilimleyeceğim. Küçük küçük. Bulaşık makinemi ulaşmam lazım. Burada temizlerim var. Onları yerleştirmem lazım. Çantamı, cüzdanımı, gözlüğümü. Yatak odasına. Aras bu saatte kadar hiç klima açmamış. İçeride terlemiş. Ben hemen pencereleri kapattım, klimayı açtım. Örük tazeyken daha lezzetliydi. Şimdi pek o kadar tadı kalmamış.
Gündüz kendime Türk kahvesi yapmıştım. Şu kaldı gibi kaldı da içmeyeyim artık. Tozlanmıştır. Şimdi şu kirleri atayım sepete. Yusuf aşağıda. İyi değerli topla en azından. Arası bugün duş al dedim. Duş almış çocuğum benim. Şunların haline bir bakar mısınız? Ay ben size kıyamam. Annen sizi diksin. Yarın biraz uyuruz, ondan sonra işe gideriz. Dur bakalım, bir program yapmadık daha. Şu ışığı bir kapatalım. Dışarısı artık bayağı serinledi. Yani akşam serinliği de güzel oluyor. Ama tabii evin içini serinletmeye yetmiyor henüz. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Neyse, bu sıkıcı bulaşık dizme senonomisi mi diyorlar, ne diyorlar ona? Böyle ekmek var. Senfonisiyle sizi sıkmayayım. Bugün ne bulaşık yıkadım ya. Ne kadar isyana girdim ben bugün. Vallahi billahi. Bayağı açım ama. Yemesem de bu sefer nasıl olacak bilmiyorum. Biraz çorba içerim diye düşündüm ama çorbamı çıkardım dolaptan. Giderken mutlaka yaptığım yemekleri şeye koyuyorum bak. Kızartmadan sonra nasıl olmuş, olacak, temizlenecek. Çünkü ne kadar olması da bozuluyor. En son öyle nohutlu pilav bırakmıştım. Ve bozulmuştu. Ondan beridir şey yapmıyorum. Dışarıda yemek bırakmıyorum artık. Şurayı bir sileyim, arası buraya yağ gibi bir şey damlatmış. Allah Allah, bu ne ki? Dondurma mı acaba? Smart işleri de akşamları bayağı sakinledi. Bu saatlerde normalde hiç boş olmazdı. Elemanlar ay sonuna doğru maaş günleri daha olmuyor. Ay başında maaş aldıkları için ay başı çok yoğun oluyor akşam saatleri. Çünkü herkes tıraşa geliyor. Ama şu anda kimsede para olmadığı için, veresiye de geçen seneki daha veresiyelerin toplayamadığı için artık veresiye verdirmiyorum. Kızıyorum ben de, verme diyorum. Yani bakımı veresiyesi olmaz. İnsanlar bir aylık tıraş parasını da en azından 2 haftada bir geliyorlar ya da ayda bir, her neyse, kenara koysunlar. Çünkü geçen seneden 12.000 TL'ye yakın piyasada toplayamadığımız ve elemanların tıraşını oldu. Veresiye yazdırdı, çekti gitti. Başka şehirde yaşamaya ya da kışın gitti, yazın geri gelmedi falan. Bu taraflarda çok böyle göç oluyor. Yazlık elemanlar geliyor, kışın gidiyorlar. O yüzden öyle olaydan sonra ben de artık şey yaptırmıyorum, veresiye verdirmiyorum. Öyle olunca ne oluyor? Para olmayınca tıraş olmuyorlar. Ama olsun. O amorti edilir. Emeği çöp olmasın yeter ki. Ben böyle düzene razıyım açıkçası. Neyse bebişler, ben şunların hepsini bir yerleştireyim. Sessiz sedasız biz çorbamızı içelim karı koca. Güzelce bir uzanalım. Sizi seviyorum, öpüyorum. Allah'a emanet olun. Şu kıyım aşağıya inecek. Yarın sabah Allah'ın izniyle görüşürüz kızlar.